nice nicesine sarıldım. Hey yar sarıldım, benim sadık yârim. Kara topraktır, beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Bir insanın hayattaki en büyük şansı iyi bir anneye sahip olmak. Özellikle 0-5 yaş arasında iyi bir anne oldu mu çoğunlukla iyi bir insan oluyor. Birçok seri katil, psikopat, canavar, sadist kişinin geçmişine bakıldığında anneden gelen bir travma vardır. Anneden gelen travma öldürücüdür. Anne-çocuk ilişkisi kutsaldır elbette. Araplarda bir söz var, bir deyim var, güzel bir söz. Derler ki, bir insanın babası öldüğünde başın sağ olsun derler. Annesi öldüğünde evin yıkıldı derler. Bir insanın annesi öldüğünde, özellikle genç yaşta evi yıkılır. Diyelim ki, veya vaka örneklerine bakalım. Yüzlerce, binlerce yıllık vaka örneklerine. Bir insanın babası ölürse genç bir yaşta, anne güçlü, eğitimli ise, kendi parasını kazanıyor, kimseye muhtaç olmuyor ise, o aile devam ediyor. Çocuklar da sağlıklı büyüyebiliyor. Bir takım sorunlar oluyor tabii. Şımarma gibi, erkek otoritesi, erkek terbiyesi, almama gibi bir takım sorunlar oluyor. Ancak büyük sorunlar oluşmuyor, büyük problemler çıkmıyor. O hane, o aile devam ediyor. Ancak anne öldüğünde, baba evi yönettiğinde olmuyor. Ciddi sorunlar çıkıyor. Bir kere babayla çocuklar arasındaki etkileşim doğal bir olay değil. Anne eğitiminin ve ilgisinin yerine hiçbir şey geçmiyor. Önerilen burada başka bir kadının ilgisi. Aile ferdi, nine gibi, hala gibi, teyze gibi veya yaşlı kadın gibi. Annelik duygusu öğrenilebilen bir duygu. Nesilden nesile geçer. Baba ilgilendiğinde bir kere kız çocukları annelik eğitimi almıyor. Şimdi gelelim hayatın acı gerçeğine. Anne öldü, iyiydi öldü. Baba idare etti, tamam. Ancak kötü bir olay var. İnsanların hayatını mahveden kötü bir durum. Ya anne deliyse, caniyse ve yaşıyorsa, çocuklarını benimsemiyorsa, çocuklarını kötü eğitiyorsa ne olur? Bazı kadınlarda annelik duygusu yoktur. Bencildir, narsisttir, kendini düşünür. Kazayla çocuk sahibi olmuştur veya istemiyordur. Bu tipler nasıl çocuk büyütür? Veya çocuk büyütürse o çocuk nasıl bir çocuk olur? Bunu düşünmemiz, bunu araştırmamız gerek. Ancak çevremizde böyle çocuklar, böyle anneler kaynıyor. Bazı masum insanlar vardır.
Bunu işledik Gülnazik'te. Tecavüz sonucu, istismar sonucu çocuk sahibi oluyor, çocuklarını öldürüyor. Çocuklarını doğar doğmaz atıyor veya uygun zamanda öldürüyor. Elbette kötü. Ancak bunların masum yanları var. Ancak şu anda konuştuğumuz insan tipi, kadın tipi gerçek canavar, gerçek cani, çocuklarını yaşarken öldürüyor. Yaşarken hayatlarını mahvediyor, ömür boyu sömürüyor. Şöyle bir kadın figürü tasvir edelim. Bunlar çevremizde çok. Ömrü boyunca kendini düşünmüş. Hedefine ulaşmak için her şeyi yapmış. Sanki kendisi dünyanın merkezi. Psikiyatristler bunları narsist diyor. Narsist psikopat diyor. Biz ise canavar anne diyoruz. Psikiyatrinin deyimlerini kullanmak istemiyorum. Bu kadın evlendi diyelim, kocasını da genelde de hükmedebileceği bir eş seçerler, zayıf erkek seçerler. Kendinden daha güçlü bir erkek seçmezler. Zayıf olsa bile yine manipüle eder. Çocuk sahibi oldu. Çocuklarıyla ilgilenmez. Veya tapınır, onu yanlış yola yönlendirir. Örneğin erkek çocuğa kötü örnek olur. Kızları ezer, erkek çocuğa kadın düşmanı olarak yetiştirir. Veya işte tapınır. Sanki çocuk dünyanın merkezi. Yaşlandığında ise olay daha vahim. Bu sefer de kızlarını sömürür. Erkeği yine şımartır. Maske takar, oğlum, canım, cicim. Kızları ise sömürür, bakıcı olarak sömürür. Evlendirmez, kocasından ayırır. Ve çevresini çok güzel kandırır. Çevremizde şöyle kadın tipleri görürüz. Yaşlı, işte iyi, iyilik maskesi takarlar. Ve kızları evlenmemiş veya boşanmış. Bunlar kızlarını tekrar evlendirmeyi veya kocasıyla barıştırmayı istemez. Mutlaka taş koyar. Kızların sosyal çevrelerini kısıtlar. Amaç nedir? Amaç sömürüdür. İş gücünden bir sömürüdür. Hayırsız evlatlar. İyi anne babaları huzur evine atıyor, orada karıncalar parçalıyor, Antalya'da olduğu gibi avuç avuç ilaç yutuyorlar. Bunlar ise kurnaz, zeki, psikopat, kendi çocuklarını esir ediyor. İnsan insanın kurduymuş, kimin gücü kime yeterse. Huzur evine gidenler masum, çaresiz, psikopat çocukları tarafından, bencil, narsist çocukları tarafından oraya konmuş tipler. Evde yaşayanlar ise çocuklarını esir etmiş, iş gücünü sömüren, parasını sömüren, kendisini merkez yapan kadınlar. Ne büyük yetenek. Yeteneklerini kullanma yönü bu. İşin daha ilginci, psikiyatri hastanelerine yatan birçok insan annesi tarafından getirilmiştir. Ben şunu gördüm. İlkokul mezunu kadın uzman doktorları, profesörleri kandırıyor, yalanla kandırıyor. Kendi psikopat çocuğu masum, kızı masum, kızını Bakırköy'e atmış. Araştırdığım, delillendirdiğim, iyi bildiğim bir vakayı örnek vereyim. Kız çocuğu annesini, babasını aldatırken yakalıyor. Ve aralarında kavga çıkıyor. Bu belli bir süre gidiyor. Anne tehdidi görünce geliyor Bakırköy'ü, psikiyatrları kapalıyor. Kızını bipolar, daha sonra şizofren teşhisi aldırıyor.
uzman doktor, psikiyatr, annenin psikopat olduğunu, yalancı olduğunu neden anlayamıyor? Çünkü elinde bir ölçü birimi yok. Kızın masum olduğunu neden anlamıyor? Yine ölçü birimi yok. Neyi düşünüyor? Kıza ilaç yüklemeyi düşünüyor. Aydın'da şöyle bir söz var. Kahpenin, orospu lafını bilmezler, yaşlı kadınlar kahpe derler. Kahpenin kızını alacak mısın, oğlunu kovalayacak mısın? Bu ne demek? Kızı iyi olurmuş, oğlu it köpek olurmuş. Bu kadının, yani oynak kadının, caninin kızı oldu mu kızını ezermiş. Gençliğinde kimisi pazarlar, iyi evlilik yaptırır, paralı böyle, paralı damat bakar. Veya kötü durumlarda sosyopatlar, işte gelişmemiş tipler pazarlar, fuhuş yapıyorsa. Daha eğitimlileri zengin koca filan bakarlar. Ancak hepsinin ortak yanı erkek çocuklarını, oğullarını manipüle ederler. Onları şımartırlar parayla. Başka kızlara zarar verdirirler. Bu deyim yüzlerce yıldır kullanılır. Kahpenin kızını alacak mısın, oğlunu kovalayacak mısın? Bu tür kadınlar, canavar anneler kendilerini çok iyi korur. İyilik maskesi takarlar, yaşlı kadın maskesi takarlar, masum kadın maskesi takarlar. Ancak bu maske yalnız kaldığında çocuklarıyla çıkar yüzünden, canavar yüzünü ortaya çıkarır. Masum çocuğa ezer, yemek yapmaz, kötü yemek yapar veya önemsemez veya dışarıdan pizza söyler, hava da atar. Pizza söylüyorum bak, döner söyler. Ben şunu gördüm, Down sendromlu çocuğuna yıllarca döner ekmekle kolayla bakmış kadın. Evinde yemek yapmamış, dışarılarda geziyor süslenip. Çevreyi çok güzel manipüle eder. İnsanlarla baş eder, insanlar bunları bulaşmak istemez. Özellikle kızı dillendiğinde sesi çıkarsa gideceği yer tımarhanedir. Türkiye'de de böyle, Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle. Bu bir insana ait davranış modeli. Çocuğuna sömüren annenin davranış modeli. Akıl hastanelerinde yatan kızların yaklaşık 1/5'i bu şekilde. Anneleri canavar. Oran 1/5. Teker teker konuştum. Teker teker tespit ettim. Manisa'da da böyle. Bakırköy'de de böyle. Özel hastaneler de böyle. Psikiyatrlar, uzman doktorlar, psikologlar. Yani cahil, kara cahil. İnsanlara ait davranış modellerini bilmiyorlar. Bilseler bile işlerinde elbette yetenekli, zeki, deneyimli insanlar var. İşine gelmiyor. Para var ucunda. Kız yatıyor orada. Onu ilaç yüklemesi, ilaç şirketinden avanta alması kolay. Hatta ben şunu gördüm. Kız ciddi anlamda suçluyor annesini. Annem şöyle böyle bilmem ne yaptı diye. Kadın kızını EKT'yi zorladı. Yüksek dozda ilacı zorladı. Profesöre gidip yüksek dozda ilaç yazdırdı. Doz artırdı. Onun da işine geliyor. Bu bir insanlık suçu. Bunu devam edeceğiz. Özellikle kızlarını satan anneleri, öldüren anneleri, hasta eden anneleri vaka örnekleriyle, delilleriyle inceleyeceğiz ancak daha sonra. Şimdilik bu kadar yeter. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Hey yar sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır.
beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.